TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. Borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı. İlk taksit ödeme süreleri de ertelendi. Türk Sağlık Sen hükümete seslendi. Sağlık çalışanlarının ekonomik kayıpları telafi edilsin. Hırsızlar kameraya yakalandı. Apartman bahçesindeki motosikleti çaldılar. Lokantacılar HES kodu uygulaması istiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak 5.5 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinin ihalesi 6 firmanın katılımıyla yapıldı. Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak 5.5 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinin ihalesine 6 firma katıldı. İhalenin komisyon başkanlığını Raylı Sistem Yapım Şube Müdürü Mehmet Tuna yaparken, komisyon üyeliklerinde ise İnşaat Mühendisi Mehmet Beydilli, İnşaat Mühendisi Naci Büyükbaş, Elektrik Elektronik Mühendisi Ahmet Yemlihalıoğlu ve Mali Üye Mehmet Kavi yer aldı. İhale Komisyon Başkanı Mehmet Tuna, ihale öncesi yaptığı açıklamada hayırlı olması temennisinde bulundu. 6 tane firma dosya sunmuş oldular. Biz şimdi dosyaları şekil yönünden inceleyeceğiz. Ön inceleme yapıp teklifler ve teminatları kontrol edip, yani ana şeylerde bir ihaleye engel bir nitelik olmaması durumunda şeylerini açacağız, dosyaları ayrıntılı incelemek üzere yapılan incelemeyi detaylı olarak firmalarla paylaşacağız yazılı olarak. Şimdiden kazanacak firmaya hayırlı olsun. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz dedi. Daha yeşil bir Melikgazi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, ilçenin 58 mahallesi için söz verdiği 80 park çalışmasını 80 günde tamamladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sözünü tuttu. Daha yeşil bir Melikgazi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, ilçenin 58 mahallesi için söz verdiği 80 park çalışmasını 80 günde tamamladı. Tabii geçen hafta bazı parklarımızı bitirmiştik. Çok da güzel oldu. Ama sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklarımızın parklarda eğlendiğini, yeni nesil oyun gruplarından kendilerini alıkoyamadıklarını görünce oyun grubu kurulmayan bazı parkları kurdurmadık. Çünkü çocuklarımızın sağlığı çok daha önemli. Onların bir kısmını pandemiyi bekliyoruz. Mart, Nisan gibi bittikten sonra kurdururuz ama inşaat olarak, yeşil alan olarak, ağaç dikimi olarak bütün parklarımız hazır. 80 günde 80 parkı tamamladık. Cenab-ı Allah sağlığımızı, sıhhatimizi almasın, salgını bir an önce kaldırsın. Başkan Palancıoğlu 2021 yılında da yeni parkların yapılmaya devam edeceğini, mevcut parklarda ise yenileme çalışmalarının yapılacağını söyledi. Cenab-ı Allah Melikgazi'mizi, Kayseri'mizi, ülkemizi bu şekilde güzel güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeşillendirmeyi, yeni parklar yapmayı da devam etmek üzere çalışmalarımız son hız devam ediyor. Eski parklarımızda inşallah 2021'de yenilemeye başlayacağız. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin doğasını ve insan sağlığını korumak için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen atık ilaç toplama noktasıyla tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edileceğini söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar,
atık ilaç toplama noktasıyla tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpte karışmadan imha edileceğini söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki yapılan projeler olacağı bilinciyle yeni çalışmamızı vatandaşların hizmetine sunduk. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçenin muhtelif yerlerine atık ilaç toplama noktası yerleştirildi. Bu çalışmamız sayesinde hem şehirlerimin daha fazla çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken böylelikle gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Bu vesileyle doğa ve çevre hassasiyetlerinden dolayı hem şehirlerime çok teşekkür ediyorum dedi. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık ocağı, eczane ve hastanelerin önüne yerleştirilen atık ilaç toplama noktasının talebe göre sayısının artırılacağı bildirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan göreve geldikleri günden bugüne seçim sürecinde verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini söyledi. 2020 yılının pandemiden dolayı ülke adına sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, "Biz bu süreci adeta fırsata çevirerek ilçemiz adına yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüp vatandaşımıza hizmeti götürdük." dedi. Evet, 2020 hepimizin bildiği üzere bütün dünyanın ilk defa karşılaştığı bu denli bir salgın ortamıyla dünyamız ve yurdumuz hemhal oldu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Özdoğan 2020 yılı bütün dünyanın sıkıntılı geçirdiği bir yıl oldu ama biz pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdik dedi. Böyle bir sıkıntıyla hem karşılaştık, bu sıkıntı nedir anlama, bu sıkıntıyla yaşama ve bu sıkıntıyı giderme süreci yaşandı. Ve inşallah ben diyorum ki tabii ki Anadolu'da bir tabir vardır, elle gelen düğün bayram. Yani bu pandemi sadece Bilal Özdoğan'ı bağlamıyor, bütün Kayseri, Türkiye'yi, dünyayı bağlıyor. O yüzden diyorum ki hiçbir sıkıntı ila nihaya kalmaz. Biz hep öyle baktık. Ne yaptık kurumsal olarak? Maske üretimi. Önce aslında kendi ihtiyacımızı, kendi çalışanlarımızın ihtiyacına nasıl destek oluruz? Bir ara çünkü maske çok büyük, böyle bir bulmak, üretmek parayla dahi sıkıntıydı. Kısmi kısıtlama dediğimiz uygulamayı başlattık ve çok ciddi bir başarı elde ettik ilçe sağlık kurulu olarak. Ve şu anda da biz sosyal hayat, cumartesi pazar yasaklandığında sosyal hayatı sıfırlamak amacı kaydıyla yapıldığını görüyoruz. Bu noktada da gerçekten ve verilerin de yakından takip ediyoruz. Kayseri'mizde Bakan Bey'in açıklamasından %35 oranına düştüğünü ve büyük illerde de bu oranların 35 ile 50, 55 hatta 60'lara var oranların olduğunu görüyoruz. Millet Bahçesi tabii ki bizim büyük şehrimizin başladığı ve devam ettirdiği projenin, baktığımız zaman orada 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan var. Burada 70 dönümlük bir alan var. Hani kıyas etmek noktasında değil ama bizim alanımız bir taraftan Erciyes'i, bir taraftan Kayseri'mizin güzelliklerini, aslında bir nevi Millet Bahçesi seyir alanı, seyir tepesi. Bakanlığımız, büyükşehirimiz, belediyemiz el ele vererek burada bir proje ürettik. Kentsel dönüşümde 12.500'ü 15.000'ler, 17.000'ler kademeli bir şekilde artırıp ama sosyal alanlarıyla, okullarıyla, efendim nasip olursa yüksek okul projemiz var. Kayseri Ticaret Odası Aralık ayı olan meclis toplantısı koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy 2020 yılının genel değerlendirmesini yaparak iş dünyasının 2021 yılından beklentilerine değindi. Başkan Gülsoy, salgın olmasaydı Kayseri ihracatta 3 milyon doları zorlardı dedi. Kayseri Ticaret Odası Aralık ayı olan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem maddeleriyle 2020 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.
Toplantıda ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi. Türkiye'nin salgınla mücadeleyi iyi götürdüğünü belirten Başkan Gülsoy, aşı çalışmalarına da değindi. Başkan Gülsoy, önümüzdeki ayın ortasından itibaren aşı kademeli olarak hayata geçirilecek. Lütfen sırası gelince aşımızı olalım ifadelerini kullandı. Salgının dünya ticaretini olumsuz yönde etkilediğini belirten Gülsoy, Kayseri'nin ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi. Gülsoy, Aralık verileri henüz çıkmadı. Ancak bir önceki ayla mükayese ettiğimizde Kayseri olarak 2,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Eğer bu salgın olmasaydı Kayseri kesinlikle bu yıl 3 milyar doları zorlardı. İnşallah önümüzdeki yıl bu hedefi yakalarız diye konuştu. Başkan Gülsoy sözlerinin sonunda 2020'de Kayseri Ticaret Odası'na yeni kayıt olan firma sayısının 2137 olduğunu, değişiklik yapan firma sayısının 4490, kapanan firma sayısının ise 612 olduğunu açıkladı. 2020 yılı COVID-19'la savaşta sağlık çalışanlarının alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını ödeyemeyenlerin var olduğu kara bir yıl olarak tarihe geçti. Açıklama Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal'dan geldi. Ünal, sağlık çalışanlarının 2021 yılında öncelikle ekonomik kayıplarının telafi edilmesi konusunda hükümete seslendi. Asıl sıkıntı burada o zaten. Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarına dikkat çekti. Sendika il binasında basının karşısına geçen Ünal, 2020 yılının COVID-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının cephede canlarını hiçe sayarak verdiği savaşta alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını ödeyemeyenlerin var olduğu kara bir yıl olarak tarihe geçmiştir ifadelerini kullandı. 2020 yılını geride bırakıyoruz. COVID-19 salgına karşı kahraman sağlık çalışanlarının cephede canlarını hiçe sayarak verdiği savaş ve bu savaşta kahraman sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez denilerek gerçekten alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını ödemeyenlerin var olduğu kara bir yıl olarak tarihe geçti. 2020'de sağlık çalışanlarının fedakarlıkları, çektikleri cefa, verdikleri mücadele ve Türkiye'nin sağlığı için hayatlarını ortaya koymaları herkesin aynı fikirde buluştuğu ortak nokta oldu. Fakat mesele sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmeye, taleplerini yerine getirmeye gelince herkes aynı hassasiyeti göstermedi, ortak bir tavır sergilenmedi. Bu durumda maaşlar enflasyona karşı adeta tuş oldu. Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, sağlık çalışanlarının 2021 yılında öncelikle ekonomik kayıplarının telafi edilmesi konusunda hükümete seslendi. Biz sağlık çalışanlarının 2021 yılında öncelikle ekonomik kayıplarının telafi edilmesini istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde süratle maaşlara zam şeklinde tek ödeme olarak yapılmalıdır. Esnek mesai dışında çalışılan saatlerin ücretleri ödenmelidir. Döner sermaye sistemi çalışan merkezli, adaletli bir hale getirilmelidir. Yardımcı hizmetlerdeki arkadaşlarımıza süratle memur kadrosu verilmelidir. Yılan hikayesine dönen ve söz verilen 3600 ek gösterge bir an önce hayata geçirilmelidir. COVID-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi ve vazife malulüğü kapsamına alınması ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Fakat bunlar için illiyet bağı aranmamalı, vazife malulüğü de mutlaka 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması şeklindeki kanun kapsamında derhal hayata geçirilmelidir. Sağlık şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin mağdur olmaması için bu şarttır ve acilen yapılmalıdır. Kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube modeller, yani 4B sözleşmeli, vekil ebe hemşire, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi modeller hızlıca terk edilmeli. Tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ehliyet ve liyakat hakim kılınmalı. Sadece
devlete ve aziz Türk milletine sadakat esas alınmalıdır. Efendim, devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Resmi gazetede yayımlanan kararla yapılandırma 31 Aralık 2020'de sona erecek, başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, Ocak 2021'deki ilk taksit ödemesi ise Şubat 2021'e ertelendi. Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili hükümlerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Karara göre yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e ertelendi. Söz konusu maddelerde yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık'a kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOP'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi öngörülüyordu. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasına başvuru için vatandaşlar son günlerde vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Alime Esin Tosuner yaptığı basın açıklamasıyla kadın cinayetlerine dikkat çekti. Tosuner çok önemli açıklamalar, çok detaylı bilgiler verdi. Dedi ki, 2020 yılında 297 kadın öldürüldü. Yine aynı yılda 161 kadın da şüpheli bir şekilde öldü dedi. Çocuk hakları açısından 2020 yılını değerlendirdim. CHP Kadın Kolları Başkanı Alime Esin Tosuner, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Yine boşanma sebebi olarak görmektedirler ifadelerini kullandı. Tosuner acı tabloyu açıkladı ve 2020 yılında en az 297 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Tosuner 161 kadının da ölümünün şüpheli olduğunu belirtti. Uşak'ta kadınlara yapılan çıplak arama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi. Kadınlara ölümlerin hep en yakınındaki kişilerden geldiğini belirten Tosuner, açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Tosuner, yalnız değilsiniz, biz varız dedi. Değerli basın mensupları, pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi. 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Aldıkları göstermelik cezalarla çok özür dilerim. Adeta sırtları sıvazlanan katiller can almaya devam etti. Kadınlar en çok ateşli silahlarla evlerinde ve sokakta ortasında öldürüldü. Ölüm kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet katillerini üretti. Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız. Çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var. Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var. Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana. Yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara yaşam hak destek hattımıza ulaşıyor. Onlara yalnız değilsiniz, biz varız diyoruz. Milli piyango umut olmasın, devlet kumar oynatmasın. Açıklama Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş'tan geldi. Milli piyango oyununun oynatılmasının vatandaşı koruyan devlet anlayışına yakışmadığını söyleyen Taş, milli piyango oyunlarından devletin elini çekmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, milli piyango ile ilgili yaptığı basın açıklamasında
Milli piyango umut olmasın, devlet kumar oynatmasın dedi. Milli piyango oyununun oynatılmasının vatandaşı koruyan devlet anlayışına yakışmadığını söyleyen Ahmet Taş, milli piyango oyunlarından devletin elini çekmesi gerektiğine vurgu yaptı. Milli piyango umut olmasın, devlet kumar oynatmasın. 2020 yılının son günlerine geldiğimiz şu günlerde, özellikle şehir merkezlerinde aslı düpedüz kumar olan milli piyango bilet satış gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlamış bulunmaktadır. Çalışmadan kazanma, emek vermeden zengin olma ümidiyle yapılan milli piyango satışı dinimizce kumar sayılan ve kazancı haram olan bir bahis oyunudur. Ne yazık ki uzun yıllardır devlet eliyle devam ettirilen vatandaşımızın ümitlerini istismar edip bugüne kadar kazananların da asla faydasını görmediği bu kumar oyunu devlete de vatandaşa da yakışmayan bir eylemdir. Hele hele de bu fiilin devlet kurumu olan bir kuruluş tarafından, yani Milli Piyango tarafından yapılması vatandaşını koruyan devlet anlayışına asla yakışmamaktadır. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak acı tatlı olaylarla geçen 2020 yılında ülkemize ve insanlığa hizmet eden tüm devlet idareci ve kurumlarını tebrik ediyoruz. Halka hizmet yolunda gece gündüz çalışan sivil kurumlarımızı ve toplum gönüllülerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. 2020 yılında adalet sağlanamadığı için mazlumlukları devam edenlerin mazlumluklarının giderilmesi, dinen haram, ahlaken çirkin olan ve yıllardır talepler dikkate alınmadığı için halen çalışmaya devam eden milli piyango ve diğer bahis oyunlarından da devletin elini çekmesi, kumar oynatan devlet suçlamasından kurtulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, koronavirüs sürecinde lokantaların kapatılmasıyla beraber esnafın zor durumda kaldığını söyleyerek, "Lokantalarımıza girişlerde HES kolu uygulaması kullanılmasını istiyoruz," dedi. 1.000 lira verilmesi tabii ki yetersiz. Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sadece paket servis yapabilen lokantalar çözüm bekliyor. Esnafın zor günler geçirdiğini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, lokantalara girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesini istedi. Günübirlik geliriyle ayakta duran bir esnafız. Onun için ben şöyle de bir talebim var. Keşke bizim lokantalara da açık olsun. HES kodu uygulaması biliyorsunuz her tarafta yaygın olmaya başladı. Bugün ulaşımlarda da olsun ya da devlet kurumlara girerken HES kodu soruluyor. Bize de HES kodu uygulaması yapılsın. Ya da bir masaya iki kişiden fazla kimseyi oturtturmayalım. Böyle bir kısıtlamalar getirse ama yeter ki esnafımız ayakta dursun. Çünkü önceki gelen genelgede biliyorsunuz kuaför, berberler, AVM'ler, tramvayda olsun ya da büyük marketler olsun her taraf açık, her taraf kapalı alan yere gidiyor. Ben geçenlerde bir AVM'nin önünden geçiyordum. Hakikaten kuyruklar oluşmuştu AVM'ye girebilmek için. Biz de oralarda kapalı alan, bizler de kapalı alan ama bizim lokanta, pastane gibi işletmelerimiz gıdayla uğraştığımız için temizlik zaten ilk şartımız, yani temizlik olmazsa olmazımız. Bu virüs olsun ya da herhangi bir salgın olsun olmasın, bizim temizlik olmazsa olmazımız, şartımız zaten. Bütün işletmeler ayakta kalıyorsa, sürekli daim ediyorsa birinci önceliği temizliktir, hijyendir. Ve kaliteli ürünü kullandığından ayakta kalıyor. Tercih edilen olduğu için ayakta kalıyor. Onun için biz gerekli bütün verilecek genelge ya da kararnameye hepsine saygıyla uyduk ve de uymaya da devam ediyoruz. Bugün işletmelerimizden hangisine girersen, küçük kebapçıdan ya da büyük restoranda girdiğinizde kapıda hemen dezenfektan aparatıyla karşılaşırsınız. Ateş ölçerine karşılaşırsınız. Masalarda kolonya ya da dezenfekte konuyor. Her masa mesafeleri ayrılışıldı. Çalışanlar keza herkes maskesi, eldiveniyle hizmet ediyorlar.
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Doktor Sema Karaoğlu yayınladığı yeni yıl mesajıyla 2021 yılının salgınların, savaşların bittiği, insanların barış, sağlık ve huzur içinde yaşadığı bir yıl olmasını diledi. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Doktor Sema Karaoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2020 yılının acılarla dolu geçtiğini belirten Karaoğlu, yeni yılın öncelikle sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Hepinize merhaba. 2020 yılına veda ediyoruz. Veda etmek de istiyoruz açıkçası. Zor bir yıldı. Bu yıl Ocak ayında Elazığ depremiyle sarsıldık, 41 canımızı kaybettik. Ardından yaralarımızı saramadan Van depremi geldi. Orada da 41 canımızı kaybettik. Sonra tüm dünya pandemiyle sarsıldık. Zaten ülkemizde işsizlik, ekonomik sorunlar, kadına şiddet vesaire bir sürü sorun varken bir de pandemi geldi. Sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladık. Birçok sevdiğimizi toprağa verdik. Yıl bitiyor derken Ekim ayının sonlarında İzmir'de bir depremle sarsıldık. 116 canımızı da orada kaybettik. Bir yandan pandemi, bir yandan ekonomik sıkıntılar. 2020 gerçekten çok üzdü bizi. Tam bitiyor diye seviniyorken birkaç gün önce sivil toplum örgütlerini susturmak için bir yasa meclisten onaylandı. Mesela 2020 yılı pek iyi geçmedi. 2021 yılı için umutlarımızın gerçekleştiği bir yıl olsun diliyorum. Hak ve hürriyetlerin her yerde hakim olduğu, özgürlük, barış, mutluluk içinde yaşadığı insanların bir yılı olsun. Kayseri'nin her köşesinde en zorlu işleri üstleniyor. Erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapan kadın itfaiyeci adayları, kadından itfaiyeci mi olur sözlerine kulak tıkadı. Çalışma azmiyle hem cinslerine örnek oldu. Genelde bu erkek mesleği olarak nitelendiriliyor. Ama biz bunu kadınların başarabileceğine inandığımız için bu bölümü seçtim ve kadınların her meslekte olmasını istiyoruz. Onlar Kayseri İtfaiyesi'nin kadın itfaiyeci adayları Dilan Akbıyık ve Aleyna Düşkün. Ön yargıları yıkmak, işlerini en iyi şekilde yapmak için eğitim alıyorlar. Kayseri'nin itfaiyeci kızları alevlere müdahaleye hazırlanıyor. Başlarda illaki zorlanıyoruz çünkü hiç bilmediğim bir şey. İlk defa şey yapıyorsun. Eğitimlerini aldıktan sonra hiçbir zorluğu kalmıyor. Bence severek yaptığın sürece zor bir meslek değil. Her kadının yapabileceği bir meslek ve erkeklerle aynı işi yapıyoruz. Aynı saatlerle girip çıkıyoruz. Bence çok güzel bir meslek. Kadınların her işte olması lazım. Fatma Uçar, Dilan Akbıyık, Hatice Kahveci ve Aleyna Düşkün. Dördü de lise öğrencisi ve itfaiyede staj yapıyor. Kayseri'nin her köşesinde en zorlu işleri üstleniyor. Erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapan kadın itfaiyeci adayları kadından itfaiyeci mi olur sözlerine kulak tıkadı. Erkek mesleği olarak nitelendiriliyor. Ama biz bunu kadınların başarabileceğine inandığımız için bu bölümü seçtim. Ve kadınların her meslekte olmasını istiyoruz. Ön yargıyı yıkmak için itfaiyecilik mesleğini seçtim. Özellikle hani erkek işi derler, kadın işi demezler. Ve insanlara yardım etmeyi çok severim, o yüzden seçtim. Kadın itfaiyeci adayları yüksekten atlama, yangına müdahale etme, kuyudan canlı çıkarmak gibi mesleğin birçok inceliğini öğreniyor. Mesleğin cinsiyeti olmaz sözünü kanıtlayan stajyer itfaiyeciler, aksiyon filmlerini aratmayan eğitimlerle her an müdahaleye hazır bekliyor. Biz normalde erkeklerle aynı kıyafeti giyiyoruz, aynı yangına gidiyoruz, aynı olaylara gidiyoruz, aynı tırmanışları yapıyoruz. Burada kadın erkek ayrımcılığı yok, burada itfaiyeci var. Dört itfaiyeci kadın adayı işlerini başarıyla sürdürüyorlar. Onların tek bir isteği var, sistem içerisinde emeklerinin görünür kılınması. Kesinlikle yardım değil. Çünkü biz aynı malzemeleri kaldırıyoruz, aynı kişilere müdahale ediyoruz, aynı işleri yapıyoruz. Yani yaptığımız onlardan farklı hiçbir şey yok.
O yüzden yani bir yardım sayılacak gibi bir durum değil. Biz onlarla eşitiz. Burada cinsiyet ayrımı yok. Kadın erkek eşit. Yangında bile kadın olduğumuzu sonradan anlıyorlar. Melik Gazi ilçesinde gerçekleşen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişi gözlükçülük yapıp etrafı kollarken diğer kişi de apartman bahçesindeki motosikleti çaldı. Kayseri'de bir motosikleti çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Olay Melik Gazi ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi Cengiz Toper Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızların biri binanın bahçe kapısında gözcülük yaparken diğer hırsız binadan çıkardığı motosikleti alarak kayıplara karıştı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kayseri'de velayet davası sonrasında iki taraf birbirine girdi. Kadınların da karıştığı kavgada arada kalan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de duruşma sonrası kavga çıktı. Kayseri'de velayet davası sonrasında iki taraf birbirine girdi. Kadınların da karıştığı kavgada arada kalan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen bir velayet duruşması sonrasında iki taraf adliye çıkışında kavga etti. Otoparkta meydana gelen kavgada kadınlar da birbirine girdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken arada kalan 7 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan ilçe girişinde yapılan aydınlatma çalışmasının birinci etabının tamamlandığını söyledi. Bünyan ilçesinin girişindeki aydınlatma çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan geçişi birinci etap aydınlatma işleminin tamamlandığını belirtti. Altun, yaya kaldırımı, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla jandarma karakolundan ilçe çıkışına kadar olan ikinci etap aydınlatma çalışmalarının kısa süre sonra başlayacağını ifade etti. Başkan Özkan Altun, Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan geçişinde trafik işaret ve işaretçilerinin montajını takiben aydınlatma direklerinin de montajı tamamlandı. İlçe girişimiz ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçe girişimizin çehresi tamamen değişecek. Bizleri kırmayarak aydınlatma projesini bir yıl öne çeken ve kısa sürede tamamlanmasını sağlayan Kecitaş yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Evet, spordaki gelişmelere bakacağız. HES Kablo Kayseri Spor Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. 10 puanla ligin son sırasında bulunan HES Kablo Kayseri Spor kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Kadir Has tesislerinde başladı. Teknik direktör Samet Aybaba gözetimindeki antrenmanda futbolcular düz koşu ve pas çalışması yaptı. 3 Ocak Pazar günü Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19'da başlayacak. Maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yasin Kol. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar. Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizli Spor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep Futbol Kulübü maçında Tugay Kaan Numanoğlu.
MK Ankara Gücü Yeni Malatya Spor maçında Volkan Bayarsan görev yapacak. Aytemiz Alanya Spor Medipol Başakşehir maçını Mete Kalkavan, Atakaş Hatay Spor İttifak Holding Konya Spor maçını Alper Ulusoy, Galatasaray Antalya Spor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Çaykur Rizespor Gençler Birliği maçında Suat Arslan Boğa, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçında Ali Palabıyık, Eskablo Kayseri Spor Beşiktaş maçında Fırat Aydın üstüdük çalacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını Halis Özkaya yönetecek. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yine her gün burada haberleri, olayları, gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bizlerden ayrılmayın. Hoşça kalın.